Sefer ayı dün itibariyle başladı müminler. Sefer ayının kendisi de aynı Muharrem ayı gibi bizlere Ehl-i Beyt aleyhisselamı ve de onlara yapılmış olan zulümleri hatırlatan bir aydır. Gam ve kederin devam ettiği ay içerisindeyiz. Dün itibariyle Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselamın mübarek başı ve de esirler kervanı Şam'a vardılar. Ve bugünkü günde de Ehl-i Beyt esirleri o mel'un Yezid'in sarayında o mel'unun karşısına çıktılar. İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurasını ve de aşura mesajını daha önce de defalarca arz ettik. Bizlere ulaştıran Hazreti Zeynep-i Kubra ve de İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın insanları ihya eden, uyandıran sözleri ve de davranışları olmuştur. Ve biz bunun örneklerini o mel'un Yezid ibn-i Muaviye'nin yanında olduklarında da görmekteyiz. Ve bunun en açık ve bariz örneklerini de orada görmekteyiz. İmam Hüseyin aleyhisselamın Ehl-i Beyt'i Şam'a varmadan önce Yezid ibn-i Muaviye kendi taraftarlarına öyle bir şekilde empoze etmişti ki bu gelen esirler yabancı ülkelerden Irak'a saldırmak isteyen ve de halifeyi yenmeye çalışan yabancılar idiler ve de onları biz savaşta yendik ve de onların da çoluk çocuklarını, ailelerini esir ettik ve de bu bizim için büyük bir kazançtır ve de sevinme günüdür diye reklam yapmıştı, empoze etmişti ve de insanlardan Şam'ın sokaklarını süslemelerini, ellerine bayraklar almalarını ve de bugünü bayram olarak anmalarını ve de kutlamalarını ve o şekilde de gelen esirleri karşılamalarını emretmişti. Peygamber ailesi üzerlerinde eski elbiseler, yırtık elbiseler, ayaklarında zincirler, ellerinde zincirler. Hazreti Zeynep-i Kubra, İmam Zeynül Abidin aleyhisselam o perişan halde Şam sokaklarına girdiler. Şamlılar kendi başlarına ne yapmaktalar? Sevinmekteler, sevinç gösterisi yapmaktalar. Ve gelen esirlerin üzerlerine de küller dökmekteler. Taşlar atmaktalar, yuhalamaktalar. Çünkü kim olduklarını bilmiyorlar. Ve de Yezid'in empoze ettiği gibi dış güçlerden yakalanan esirler olarak bunu görmekteler. Hariciler olarak görmekteler. Öyle ki rivayetlerde vardır İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın yanına yaşlı bir Şamlı geldi, yaklaştı. Ve de başladı İmam aleyhisselama hakaretler etmeye. Bildiği bütün küfürleri, bildiği bütün hakaretleri İmam Zeynül Abidin aleyhisselama söyledi. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam ki bizler onların davranışlarını kendi hayat ve yaşamımızda yaşanacak olan olaylar, karşılaşacağımız sıkıntılar, problemler karşısında nasıl hareket etmemiz gerektiğini biz onlardan öğrenmekteyiz. Görüyoruz ki İmam aleyhisselam yeri geldiğinde sessiz kalmakta, yeri geldiğinde ise hiddetli bir şekilde gereken cevabı vermektedir. Şamlı İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın karşısında olmadık hakaretleri İmam aleyhisselama etti. Ama İmam aleyhisselam sessiz bir şekilde o adamın sözlerinin bitmesini bekledi. İmam adamın sözleri bittikten sonra dedi ki
Ey Şamlı, ey yaşlı adam, acaba Kur'an-ı Kerim'i hiç okudun mu? Dedi ki, tabii ki okudum, ben Müslümanım. Müslüman Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın ayetlerini okumaz mı? Buyurdu ki, hiç şu ayeti kerimeyi okudun mu? La es'alukum aleyhi ecran illel meveddete fil gurba. Yaptığım görevin, risaletin karşısında sizlerden, ehli beytime karşı olan sevgiden, muhabbetten başka bir şey istemiyorum. Şanlı dedi ki, evet okudum. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam buyurdu ki, orada kastedilen ehli beyt biziz. Ayet-i kerimeyi okudu. İnnemâ yuridullâh liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. Şu ayet-i kerimeyi okudun mu? Adam dedi ki, evet okudum. Buyurdu ki, o pek Allah'ın üzerlerinden bütün kirlilikleri, kötülükleri almayı dilediği olan ehli beyt biziz. Ehl-i Beyt'in hakkında olan ayetleri teker teker bu Şanlı'ya okudu. Şanlı da bunların hepsini evet okudum dedikten sonra başladı gözyaşı döküp ağlamaya. Dakikalar öncesinde imama hakaret eden şahıs gözyaşı döktü, ağladı ve de döndü Yezid'e karşı büyük bir şiddetli bir itirazla ona karşı kıyam etti ve de Yezid o yaşlı adamın öldürülmesini emretti. İmam Aleyhisselam yeri geldiğinde sakin bir şekilde ne yapmakta? Adamın sözünün bitmesini beklemekte, sonrasında da cevabını, gereken cevabı vermekte. Ve bu şekilde insanın hidayet olmasına, uyanmasına vesile olmaktadır. Çünkü nedir? İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam basiretin en yüce mertebesine sahiptir ve de etrafındaki insanların da basirete ulaşmalarına vesile olmaktadır. Eğer İmam Aleyhisselam birçoğumuzun tuttuğu yol gibi dönüp adama aynı şekilde hakaret etseydi, olmadık sözler deseydi, adamı hiç kazanmayacağı gibi nedir? Kendi yolunun haklılığını da ispat edemeyecekti. Ama İmam Aleyhisselam'ın tuttuğu yol ile bir insanın tekrar hidayete ermesine ve şehadet şerbetini içmesine vesile oldu. Ama yeri de geldiğinde ne yapmakta İmam Aleyhisselam? Zalim bir hükümdarın karşısında da şiddetli bir şekilde sesini yükselterek onun cevabını vermektedir. Böyle bir gündeki Yezid'in meclisindeydiler. Yezid kendini bilmez bir şahsiyeti çıkardı peygamberin minberine. O adam da Yezid'in emriyle ayetlerin, vahyin, Kur'an'ın nazil olduğu Peygamber Efendimiz'e hakaretler etti ve de devamında da İmam Ali Aleyhisselam ve de Ehl-i Beyt'e Peygamber'in minberinde hakaretler etti. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam bu hakaretleri duyar duymaz dedi ki, Yezid izin ver ben de biraz konuşma yapayım. İzin vermek istemezdi. Dediler ki, ey Yezid, bu adam zaten hasta bir insan. Hasta bir insan sana zararlı neler söyleyebilir ki? En sonunda mecbur kaldı İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın sohbet etmesine izin verdi. Ama imamın sohbeti başlar başlamaz Yezid kendi tahtının sallandığını hissetmeye başladı. O meşhur hutbede İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam ilk etapta kendisini tanıtıyor onlara. Allah'ı hamd ettikten sonra, Allah'ın birliğine, tevhide şehadet ettikten sonra diyor ki, ey Şanlılar, eğer beni tanımıyorsanız size kendimi ben tanıtayım. Ben Ali, Ali'nin oğlu. Ben Ali, Fatıma'nın oğlu. Ben Ali, vahyin nazil olduğu peygamberin, Muhammed'in oğlu, ben Kabe'nin oğlu, ben Kur'an'ın oğlu, ben Medine'nin, Mekke'nin oğlu. Öyle bir konuşma yapıyor ki orada daha dakikalar öncesine kadar eğlenenler, daha dakikalar öncesine kadar işte düşmanlara galip gelmişizin başarısının sevinciyle eğlenen insanlar ne yaptıklarını fark ederek gözyaşı dökmeye ve de ağlamaya başlıyor.
Öyle ki gelsin neye uğradığını şaşırınca diyor ki muazzine söyleyin ezan versin. Ezan vakti olmadığı halde. Ezan başlıyor orada muazzin ezan vermeye Allahu Ekber, Allahu Ekber. İmam Seccad Aleyhisselam diyor ki bu dediğin cümlelere ben ruhumla, bedenimle, her şeyimle ben de şehadet vermekteyim. Muazzin dedi eşhedü en la ilahe illallah. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam buyurdu ki ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muazzin mecbur kaldı, sırada peygamberin ismi var. Dedi ki eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Orada İmam Aleyhisselam buyurdu ki işte bu şehadete getirdiğim, diline şehadet olarak getirdiğim o peygamber benim babamdır. Yezid'in tahtı sallandı İmam Aleyhisselam'ın cevaplarıyla. Ve neticede de o Şam ehli ki eğlenmekteydiler, Ehl-i Beyt ile birlikte Ehl-i Beyt'i Medine'ye doğru uğurlayıncaya kadar ne yaptılar? Yas meclisleri düzenlediler. Öyle ki Yezid bütün suçu Ubeydullah ibn Ziyad'ın üzerine attı. Çünkü artık tahtının sallandığını gördü. Dedi ki ben işte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın öldürülmesine razı değildim. İşte Ubeydullah kendi başına hareket etmiş. Yani o derecede insanlar uyandılar ve de kendisine doğru kıyama yöneldiler. Zalimin bir tanesi döndü İmam-ı Seccad Aleyhisselam'a dedi ki gördün mü Allah nasıl bizi galip getirdi size, sizleri orada Kerbela'da öldürdü. İmam Aleyhisselam buyurdu ki birazdan ezan okunur. Ezan okunduğunda anlarsın kimin galip geldiğini. Ayet-i Kerime buyuruyor ya يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ Onlar Allah'ın nurunu kendi üflemeleriyle söndürmeye çalışmaktalar ki Allah nurunu tamamlayacaktır. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْغَ Batıl bir gün mutlaka yok olup gidecektir. İmam-ı Zeynül Abidin Aleyhisselam orada buyurdu ki sizler zahirde bizim yenildiğimizi görmektesiniz ama asıl galip olan biziz. Onun için Hazreti Zeynep-i Kubra Selamullahi Aleyha da konuşmasını yaptığı zaman buyurdu ki Ey Yezid ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Kerbela'da olanların hepsi güzellikten başka bir şey değildi. Allah'ın rızasına razı olan şehadet şerbetini içen gençlerden başka bir şey biz görmedik. Kerbela şehadetleriyle galip gelinen en büyük savaşın göstergesidir. Zahirde kaybedilmiş ama aslında kazanılmış bir zaferin en büyük örneğidir Kerbela. Hazreti Zeynep-i Kubra Hazreti Zeynül Abidin Aleyhisselam en zor şartlarda bile Hakk'ın yanında olup mücadele edip insanları uyandırmanın yolunu bizlere gösterdi. Ve bizler Peygamber ve Ehl-i Beyt'in hayatına, yaşantısına baktığımız zaman bu mektebin ne kadar zorluklarla bize ulaştığını görmemiz ve de o bilinçli olmamız lazım. Bizim yaşadığımız sıkıntılar, yaşadığımız problemler, yaşadığımız eksikliklerin hiçbirisi sıkıntı değil müminler. Dönüp bir peygamber ve ehli beytinin hayatlarında yaşadıklarına baktığımız zaman bizim yaşadığımız hiçbir şey sıkıntı değil. Hazreti Zeynül Abidin Aleyhisselam Zeynep-i Kubra Selamullahi Aleyha nasıl ki İmam Hüseyin Aleyhisselam yok olmak üzere olan İslam dinini şehadetiyle yeniden ihya etti, İmam Seccad Aleyhisselam ile Zeynep-i Kubra da bu mesajın iletilmesine en büyük vesileler oldular. Ümit ederim ki bizler onların yolunda olabilelim ve de Peygamber ve Ehl-i Beytinin razı olduğu müminlerden, şialarından
takipçilerinden olabilelim inşallah Teala.